iş yaptığımız gibi. Böyle söylüyorum. Bodrum Esnaf ve Sanayici İş Adamları Derneği BESİAD gelenekselleşen Perşembe günü toplantısını Gümbet Flora Otel'de gerçekleştirdi. Toplantıya Bodrum iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. BESİAD'ın bu haftaki konuğuysa Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon oldu. Toplantıya BESİAD yönetimi ve üyelerinin yanı sıra Deniz Ticaret Odası Başkanı Gündüz Nalbantoğlu da katıldı. Bizim birinci geçim kaynağımız turizm. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yani biz bugün turizmin olması gereken neyse bunun için mücadele etmek zorundayız. Toplantıyla ilgili Kent TV mikrofonlarına konuşan BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kaplan, Bodrum için müjdeli bir haber de vererek şunları söyledi. Bu Perşembe toplantılarımızı kimi zaman üyelerimizi bir araya getirmek için, kimi zaman belediye başkanlarımız, kaymakamımız, mülki amirlerimizin birlikte vakit geçirdiği toplantılar olarak. Kimi zaman evet. Bir takım profesörler, hocaların katıldığı toplantılar olarak düzenliyoruz. Evet. Bugün de Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kocadon konuğumuzdu. Güncel konuları, önümüzdeki dönemle ilgili projeksiyonları, öngörülerini paylaştık. Yüksek katılımlı bir toplantımız oldu. Toplantımızın içeriği aşağı yukarı budur. Dernek olarak önümüzdeki dönemde planlarımızı, projelerimizi paylaştık. Şu ana kadar sonuçlanmış olan projelerimizi paylaştık. Buradan da belirtmek isterim. Bodrum Esnaf Sanayici İş Adamları Derneği, Türkiye İş Kurumu'nun 560 numaralı özel istihdam bürosu belgesini almıştır 2012 Aralık ayı itibariyle. Evet. Bodrum'da insan kaynakları, iş ve işçi bulmaya aracılık konusunda yetkili bir kurumdur artık. Bu bizim çok çok önemli bir projeydi. Faaliyete başlattık. Bodrum Mavisi projemiz var. Bu bahar ayında, aylarında hayata geçireceğimiz. Geçen sene başkanımızın tutuklanması sebebiyle askıda kalmıştı. Üyelerimizle ilgili indirimlerimiz, ekonomik desteklerimiz devam ediyor. Bunları paylaştık. Devam ediyoruz BESİAD olarak. Toplantıda kürsüye çıkan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadonsa, Bodrum iş hayatıyla ilgili görüşlerini dernek üyeleriyle paylaştı. Bodrum'un yenilenmesi gerektiğini ifade eden Kocadon şunları söyledi. Yorgun otellerimizi yenilemek zorundayız. Yorgun kaldırımları yenilemek zorundayız. Eski dolmuşlarımızı yenilemek zorundayız. Ne bileyim yani artık pamukçuluğu Bodrum'da bitirmemiz lazım. 3 liraya tekila satılmaması lazım. Çünkü Bodrum gerçekten farklı bir bölge. Yani bugün baktığımızda Türkiye'nin yani yön veren bütün zengin iş adamlarının yaşadığı bir bölge. Ama yurt dışına baktığımızda da farklı bir kesimin burada tatil yaptığı bir bölge. Ne kadar farklı bir uçurum var arada görüyorsunuz. Onun için Bodrum'da da arkadaşlar turizmde de kaliteyi yükseltecek her şeyi yapmak zorundayız. Ben şunu umut ediyorum. Boytam'ın yapmış olacağı bu çalışmalarla biz 2013 yılında da yine turizmde Bodrum'da aşağıya düşüş olmaz ama yükselmenin de şu anda %'sini size veremiyorum ama büyük bir ihtimal %20'leri %15'leri zorlarız arkadaşlar. Her ne kadar dünyada da bir ekonomik kriz olsa da ama bizim açılacağımız diğer ülkeler, farklı ülkeler bu krizden az etkilenen ülkeler. Onun için özellikle Bodrum'da son yapılan sağlık turizmiyle ilgili çalışmalar, termal sularının için yapılan çalışmalar, özel hastanelerin gelmesi bunlar hep Bodrum'da arkadaşlar turistin artmasına bir neden. Özellikle özel hastaneleri çünkü turist kendini güvende hissettiği yere gelir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir, merak ettiği yere bir de kendini güvende hissettiği yere gelir. Şu anda sağlık konusunda Bodrum'da arkadaşlar biliyorsunuz özel hastanelerimiz, güzel bir devlet hastanemiz ve her beldede polikliniklerimiz var artık. Yani turiste bu güvenceyi, sağlık yönden bu güvenceyi verebiliyoruz. Ha ama burada turizmli arkadaşlar var, bunu da söyleyeyim. Ne olur turizmde sağlığı arkadaşlar pazarlamayın. Bakın en büyük sıkıntımız şu anda o. Yurt dışından gelen bütün ülkelerin büyük elçilerinin bana söylediği bu. Ne olur başkanım sağlığı pazarlatmayın. Çünkü Bodrum'a veya Türkiye'ye gelecek turiste sigorta yapmakta artık çok zorlanıyoruz. Hiçbir firma sigorta yapmak istemiyor diyor. Çünkü niye? Ayağına 3 tane kara diken bakıyor, 1000 TL para yazıyorlar arkadaşlar. Artık bunlara son vermemiz lazım. Bunun dışında 2013 gerçekten arkadaşlar turizmde de yine Bodrum'u güzel günler bekliyor. Çünkü Bodrum'un bir avantajı var biliyorsunuz. Anadolu halkı Bodrum'a meraklı. Bakın bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani belki yurt dışı turizmde belki bazı açığı Anadolu halkı bize kapattırıyor.
Toplantı soru cevap şeklinde devam ederek BESİAD'ın faaliyet raporlarının okunmasıyla sona erdi.